Arkadaşlar merhaba bugün 30 Mayıs 2024 Perşembe evet bir e, ayı daha geride bırakıyoruz e, arkadaşlar Mayıs ayından artık e, yaz ayı olan e, yavaş yavaş, geçici 31'inde bir gün daha var ama sonlarına geldik artık e, böylece Cumartesi günü yeni bir aya gireceğiz diyoruz. Evet Antalya'dayız Antalya'da 10 koşuluk program var. İki tane sentetik kalanların hepsi kum psikolojisi. Cazip bir program var arkadaşlar. Ee, burada e, Usta Cüke Mehmet Kaya'yı da görüyoruz. Ee, evet. Muhammed Mirvilgin de bana göre artık usta jockey diyebileceğimiz bir kıvamda. 16.45'te başlıyor. Birinci koşu. Handikap 16. 4 bir Araplar 2200 metreye çıkacaklar. 3 numaralı kazancı Muhammed Mirvilgin ne? Burada yıkatımız. Yani biz verdiğimiz, şöyle şöyle söyleyeyim size, verdiğimiz ilk atların hepsi e, öncelikle acaba tek olur mu diye düşündüğümüz atlar. Yani öncelikle onu size özellikle ilk atlar bakın, birinci atlarımız. Bu da şu demek, yani gizli alternatif banko gibi düşünün olayı. Üç numaralı Kazancı, Muhammed de Altı numaralı Kıvırcık Mehmet, Mehmet. Bekir Mert Muruk 1 numaralı Deli Yıldırım Cem Altun, 9 numaralı Şimşek Yüzey burada Gökhan Yıldız, 5 numaralı Çivici Halil Polat. Şimdi bu Çivici e, güzel bir atak yaptı en son koşuda e, Antalya'da izledim ben. Enteresan bir şekilde devamını getirmedi yalnız. Bu koşuya hazırlık mı yapıyor anlayamadım arkadaşlar. Ganyan mı düşürdü? Çünkü iki koşulu şimdi normalde iki koşulu bakın. E, genelde koşu falan ara veriyor gördüğünüz gibi. Genelde bu tabelaya giriyor. Fakat bir şekilde izleyin bakın yani bir böyle bir yarışın başlarında bir deri bir hareket yaptı. Ondan sonra hareketini durdurdu e, ve 8. oldu. 4 numaralı oğlum Giray son atımız burada Sadık Altay'la. 3, 6, 1, 9, 5, 4. Yalnız burada biz 5 numara çivicinin de yani bu tabii ki 3 numara çok iyi koşacak yani. Net bu. Ama 5 numaralı çiviciden de çok enteresan bir koşu bekliyoruz. İkinci koşu Maiden 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Yine günün garip koşularından bir tanesiyle karşı karşıyayız. Burada 7 numaralı Kızıl Çakra. Nevzat Avcı ile Yeşil Ekürleri temsilen eee Özruba ile beraber 8 numara Enes Üstü. İlk grubumuz bunlar. 2 numaralı oğlu Müslüm Baydam ve 9 numaralı Saklıgöl. Burada e, Tuna Sevici. 10 numaralı Sarı Tehlike Ethem Dursun nokta. 4 numaralı Anlayışlı Kız Serkan Yıldız ve 6 numaralı İmge Tay Mehmet Kaya. Evet. E, burada golü nereden yiyeceğiz? Ben size söyleyeyim. Ee, burada golü biz e, bir numaralı Fırtına Beşir'den yiyeceğiz. Burada. İlk kez koştu da ne oldu belli değil. Bu Gülbeşir yavrusu. Bakalım ne olacak. Toparlarsak şöyle orayı. 7, 8, 2, 9, 10, 4, 6. E, neyi pas geçtik? Kırmızı ekürleri pas geçtik. Üçüncü kuş Handikap 15'i dişilere ait. Şu yukarı yaşlı İngilizler. 2100 metre çıkacaklar. Bankumuz var burada. Artık Seleni burada. iki numaralı Seleni. Onur Yıldız'da buldu bu uygun grubu. Değerlendirsin artık arkadaşlar yani. Ee, mis gibi kilosu falan her şey uygun. Yani 2100 metre. Ee, arkadaşlar bu Inferno tabii e, iyi bir at. Ama biz setetik performansıyla Seleni'yi artık ısrar ediyoruz ve bugün de banko veriyoruz. Dördüncü koşu Maiden 7'li plasenin başlangıç 10 koşulu programda. Meydan bir koşu. Üç yaşta Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Burada da bir numaralı Afşin Tay Mehmet Kaya ile bize göre çok şanslı. Hani Mehmet Kaya bunu istese e, lehine çevirtip alabilir arkadaşlar. Biz bu atı Avşintay'ı Tay'ı e, küçük kuponlarda alternatif olarak banka gösteriyoruz. Dilenler bunu kullanabilirler. 3 ve 4 numaralı safkanlar Tukan Tay ve Altıngöl. Muhammed Mirbilgin ve Halil Polat'la ciddi rakibi. Çok ciddi rakibi. Küçük kuponlarda hatta ve bu e, 3 ve 4 siyah ekürler de olabilir. Arkasından kırmızı ekürler Başak Kurdu 5 numara, 7 numaralı Çolpan 8 numaralı Dağ Yolu e, diyoruz. Ve son olarak da 9 numaralı Kayı Güzel'i Bekir Mert Mırık'la. Evet. Bir alternatif banko 3 ve 4 yakın ekibi kırmızı ekürler 5, 7, 8 ve 9 numaralı Kayı Güzel'i de arkadan Evet, beşinci kuşa geldik şimdi. Şartlı 3, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Ee, evet, 10 numara... 10 numara demek istedim. 10 tane atın, e, evet 10 numara tabii ki ama 8 numara Alavara, Nevzat Avcı ile burada ilk atımız ve aynı zamanda tabii ki 10 numaralı Gülallar arkadaşlar. Bundan da bir ilginç koşu gelecek. Yani 8 numara burada ilk atımız, 10 numara rakibi, 2 numaralı Aksu Nehir, Mert Uyar, 5 numaralı Mikser Alican İnci ve 9 numaralı Ferfecir Kad Kadı Tokaçoğlu. 8, 10, 2, 5, 9. Yani bu ayakta arkadaşlar bu vermiş olduğumuz atların dışında bir atınız varsa mutlaka yazın. Mesela Emir Enes burada. Çimpist pist e gözüküyor. Ama sentetik koşuyan düşünüyoruz biz bu atın. Ve şöyle söyleyeyim. Şöyle bir, böyle bir istatistik e bizi hep korkutmuştur. Bakın birincilik, altıncılık, birincilik, dokuzunculuk, birincilik, altıncılık ve bu atın istatistiği birinciliği gösteriyor şu an. Yani istatistik olarak, analiz olarak baktığınız zaman arkadaşlar, şimdi bir atın gerçekten bir performans, bir gücü vardır. Ama bir de aynı zamanda atın istatistik haritası vardır bu astrolojik astroloji gibi düşünün olayı. Yani sizin de bir haritanız vardır yıldız haritası gibi. Şimdi bu atın da öyle bir istatistik haritasına baktığımız zaman her ne kadar çim pistte gözüküyorsa da e, fakat e, bu 3 numaranın da normal şartlar altında buraya yazılması gerekiyor. Mantık olarak isterseniz beğenmeyin bu atı. Ya da gelmez diyeyim bu grupta. Ne derseniz dersiniz? 60 handikap puanı öyle gelmez gibi de değil yani. E, toparlarsak 8 ve 10 önde, 2 5 9 ve 3 numaralı safkanları diyoruz. Buraya geçiyoruz 6. koşu. Handikap 14. 3 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da iki tane attan vazgeçemedik. 6 numaralı Zana bir Kadı, Kadir Tokaçoğlu'yla ve 7 numaralı Treasure'lı Nevzat Avcı'yla. Evet. Burada 1 e, ta, numaralı Tarık Yuno, 2 numaralı Miss Emilia ve 3 numaralı Uygur'un kızına da bakın yazın demiyorum ama e, ne olsa olsun bu safkan AR e, 6 ve 7 yeterli değilse sizin için biz 6 ve 7 diyoruz. Sadece. Hatta ben size söyleyeyim 6 numara e, AGF durumuna göre e, bankoda olacak nitelikli bir safkan zana bir. Ama 7 numara yakın bir eğer at yazmak gerekiyorsa buraya sürpriz arayışı içerisindeysek 1, 2 ve 3 numara safkanları mutlaka buraya yazmamız gerekecek. 7. koşu kısa vade 6, 4 yaşlı Araplar 1400 metre çıkacaklar. Burada 3 numaralı Baba Temel Mehmet Kaya ile Banko arkadaşlar. Bulduğu bu uygun grubu birinci hasreti çeken bu safkan Mehmet Kaya ile giderecektir. Mehmet Kaya bir kere bindi bakın hayatında Kocaeli'de. Şimdi bu atı çok dolaştılar. Etiler, İzmir'de normalde yerleşti. Daha sonra bir Antalya yaptı. İzmir, Bursa her ne hikmetse, e, bakın hep sert gruplar bakın gördüğünüz gibi. Hep sert gruplar. Şimdi burada da kısa vadede altıya getirmişler. Grup uygun bir grup olduğu için geldi. Biz ona inanıyoruz yani. Çok uygun grup. Yani biz burada banka alacağız. Baba temelinin zamanı geldi. Yeri ve zamanı. Banka arkadaşlar. 8. koşu şartı 4-3 uyku reaçlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Evet e, ikinci altılıya devam ediyoruz. İkinci altının dördüncü ayağı olmuş oluyor. Günün en tehlikeli koşullarından bir tanesi. 2 e, numaralı Cassius King, Sadık Altay ve 1 numaralı Aynur Amat arkadaşlar ön planda. Bu iki tane safkan. 2 numaralı Cassius King, Sadık Altay ve Mehmet Kanemi'nin Aynur Amat. E, Çizgiyi çekelim altına. 7 numaralı Sabırhan Nizamettin Demir, 4 numaralı Mişel Kadir Tokaçoğlu, 5 numaralı Lion Peace Bekir Mertmanlık ve 9 numaralı Stay Bright Burada Gökhan Yıldız arkadaşlar. 2 ve 1 ön planda, 7, 4, 5 ve 9 arka planda. 9. koşu Maiden, 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Şimdi burada da e, normal şartlar altında iki numaralı Oğlum, Cezmi, Can e, arkadaşlar. Alternatif olarak banko düşünüyoruz biz. Yani öyle uygun bir grup ki ama hemen altında Turbo King var. Yine 2 ve üçü şöyle bir çizgi çekelim. 2 numara alternatif banko ne zaman olur? %25 ve üstüne çıkarsa olur arkadaşlar. 2 numara Oğlum, Cezmi, Can. Antonio'nun öldüğünde kayalar yapıyor tekrar. Şimdi burası bu 3 numaralı Safkan Turbo King ile beraber ele alıyoruz şu an için. Rakip bu ikisinin rakibi 5 numaralı Ateş Bahar Muhammed Mirbilgin, 4 numaralı Acı Biber Halil Palat ve ekibisi 6 numaralı Gülser Hatun Nizamettin Demirle ve 10 numaralı Zehir Bike İsmail Dinar'la. Bunu da yabana atmayalım. Ee, arkadaşlar burada şöyle üzerine bastığımız zaman e, Antalya'da yarış hayatına doğru yani yarış hayatına Antalya'da başladı bu safkan. 16 Mayıs'ta Borat Tav denen bu hatta yarım boyla bakın. Yine üzerine İsmail Dinar var. Şu i̇şte İsmail Dinar'a da baktığımız zaman yüzde beş yüzde yedi yedi birincilikte çok zayıf. Yani bunun e, normalde bir şekilde yüzde ona vurması lazım şimdiye kadar. Evet e, zayıf bir arkadaşımız yani birincilik konusunda ama ikinci üçüncü geliyor gördüğünüz gibi. 2, 3, burada ön planda 5, 4 ve 6 ve 10 numaralı zehir bir de yazıyoruz buraya. Şimdi yazmayız arkadaşlar onu tutar gelir bir de kafamızı vurmayalım ondan sonra. 10. koşu satış 2, 4 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Burada 3 tane adımız var. 3 numara Adapınar, Sadık Altay. Çok uygun grup 3 e, numara için. 12 numaralı Zeytin Tay. Burada e, neydi bu? Tuna Sevici. Ha. 13 numaralı Hayal Gözlüm Ethem ve 7 numaralı Gökçe Kurt Nizamettin Demir. Burada e, golü nerede yeriz? Biz 2 numara ilk kez bu koşacak bir temel abi var. 2 numara. Bir daha arkadaşlar şurada Eylül'üze var. 2 ve 6 numaralı safkanlarda bir bakın. Ee, sizin için de uygunsa bunları da ilave edebilirsiniz. Maddi duruma göre tabi arkadaşlar çok aşırı tutuyor yani gerçekten. Ee, yanına yaklaşacak gibi değil. İstediğiniz gibi oyun, oyun çok zor oynuyorsunuz. Evet e, Antalya ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Perşembe gününüz mutlu olsun. Şans hepimizin yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.